Darwin'in yaptığı iş şudur. Bir kere Darwin evrim olayını ortaya çıkarmamıştır. Bu bilinen bir olay. Bu olay ne zaman ortaya çıktı? 18. yüzyılda ilk defa Buffon bazı hayvanların ortadan kalktığını söyledi. Eskiden mevcut olan bazı hayvanlar fosil olarak elimize geliyor. Bugün bu hayvanlar yoklar. Nereye gittim? Bugün yaşayan bazı hayvanları eski yereylerde bulamıyorsunuz. Demek ki bunlar yeni ortaya çıktılar. Ha, bunun izahı lazım. Fakat bu pek tutulmadı. Çünkü Buffon'un verileri sağlam değildi. Mukayeseli anatomi bilmiyordu Buffon. Mukayeseli anatomiyi icat eden adam herhalde 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri Georges Cuvier. Georges Cuvier iki tane kural ortaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi organların birbiriyle korelasyonu dediği, yani sizin bir kartal gaganız varsa aslan pençeniz olamaz. Çünkü o kartal gaganız belli bir besini yakalama, yemeğe yönelmiştir. O besini sizin yakalayabilmeniz için pençelerinizin olması lazım. Dolayısıyla Cuvier bir bunu vaz ediyor. Diğeri de fonksiyonel analiz. Yani diyor ki bir vücut bir makine halinde fonksiyon yapıyor. Bu hayvan yaşıyor. Bunu yaşayabilmek için besinini buluyor, çiftleşiyor, su içiyor, kendini koruyor. Bütün bunları yapabilmesi için çevresine uyan bir vücut yapısına sahip olması lazım. Cuvier bu iki şeyden hareket ederek, kuraldan hareket ederek diyor ki biz birkaç parça kemikten bu hayvan nasıl bir hayvanda ortaya çıkartabiliriz? Ve biliyorsunuz bu o kadar büyük bir zafer kazanmıştır ki şu hikaye anlatılır. Cuvier bir gün Fontainebleau'de arkadaşı Alexandre Bonnard'la yürürken yarım kemik görüyor, yarım kemik. Jipsten çıkmış. Bakıyor, bu diyor bugün artık olmayan bir tapire ait. Yarım kemik. Gidiyorlar müzeye, işçileri getiriyorlar o yarım kemikten. O tapir baştan kuruluyor. Bir bakıyorlar hakikaten tapir. Ama bu tapir bugün yok. Müthiş bir şey. Ve Cuvier, Bronyard diyor ki ya bunun gibi çok hayvan var burada diyor. Şurayı bir elden geçirelim diyor. Bütün Paris'teki Montmartre civarındaki jips tabakalarına bakıyorlar. Altındaki kereş taşı tabakalarına iniyorlar. Aa bir bakıyorlar. Her tabakanın kendine has hayvanları var. Ya diyorlar geçmişte çeşitli dünyalar gelmiş. İnsan imparatorluğu kurulmadan aynen bu laf. L'Empire de l'Homme kurulmadan başka hayvanlar varmış. Bu başka hayvanlar gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş. Bu iş nasıl oluyor? İşte Cuvier diyor ki büyük afetlerle. Fakat büyük afetler sorunu çözmüyor. İyi afet oldu da sonra nasıl bu ortaya çıktı? Cuvier'in öğrencilerinden Dorbigny diyor ki créatrice puissante. Büyük bir yaratıcı. Her seferinde baştan yarattı. Bu sefer ilahiyatçılar diyorlar ki ya bir dakika diyorlar. Allah yani yaptığını böyle bozmaz. Böyle bir şey olmaz diyorlar. Dolayısıyla aklı başında bir mekanizma bulunması lazım. Hiç kimse izah edemiyor. Darwin'in büyük zaferi şu. Darwin, Lyell'in öğrencisi, tabii öğrencisi değil, Lyell'in kitaplarını okumuş. Sir Charles Lyell diyor ki, kardeşim bu dünyanın yaşı Tevrat'ın dediği gibi 6000 sene değil. Çok daha uzun olması lazım. Sebebi de gayet basit. Bugün olan jeolojik olaylara bakıyoruz. Bu taşlar, kum taşları, kil taşları bilmem neler, yer şekilleri çok uzun zamanda meydana geliyor. Bunları üst üste koyduğun zaman yani diyor ucunu göremiyoruz zamanı. Bu kadar çok zaman varsa... Darwin diyor ki ya bu kadar çok zaman varsa diyor. Madem ki köpek yetiştiricisi kısacık bir zamanda kurttan istediği tür köpeği çıkartıyor. Av köpeği yapıyor, süs köpeği yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar bilinçli bir seçmeyle yapılıyor. Darwin diyor ki ya bu seçme tabiatta bilinçsiz olursa ne olur? Çok daha uzun sürer. Ama değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Çünkü çevre sürekli değişiyor jeolojik olarak. O değişen çevreye en uygun hayvan seçilir. Bu birdenbire milletin gözünü açıyor. Diyorlar ki ah işte bu böyle. Ha şimdi buna 19. yüzyılda hemen itirazlar yükselmiştir. Bu itirazların en önemlisi hala bir sürü cahilin yaptığı itiraz. Diyorlar ki efendim ara formlar olması lazım. Bunları niye görmüyoruz?
Darwin o zaman diyor ki ya bunlar bulunacak günün birinde ama diyor. Jeolojik kayıt çok eksiktir bilmem nedir. O da kaçamak cevap veriyor. Cevap yok çünkü. Fakat jeolojik gelişmeler arttıkça bugün dinozorları biz artık işte siz hepiniz biyolojide okudunuz. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. 5 tane sınıf var. Dinozorlar bu sınıfların hiçbirine uymuyor. Ara geçiş çünkü. Kuş da değil, sürüngen de değil. Müthiş değişik özellikleri var hepsinin. Ondan sonra baktılar ki Permiyen'de yaşamış Therapsida. Therapsida sürüngen hayvanı yumurtluyor, bıyıkları var. La sürüngende bıyık olur mu? Ama bıyıkları var. Ondan sonra baktılar kıllı sürüngen buldular. Ya dedi bu ne biçim sürüngen? Kılı olur mu sürüngen? Birdenbire fark edildi ki Therapsida aslında memelileri de içeriyor. Ne memeli ne sürüngen. Geçiş. Ve ondan sonra fark edildi ki bütün canlı türleri böyle hissedilmeyecek bir şekilde birbirlerine geçiyorlar zaman içerisinde. Evrim geçiriyorlar. Evrim geçiriyorlar. Müthiş bir önümüze muazzam bir spektrum çıktı.